Elisa günaydın. Günaydın. Elisa gözlükler nedir ya? Gitmiş benim gözlüklerimi takmış. Biz kalktık. Kahvaltımızı hazırlıyoruz. Ne var kahvaltıda? Hemen gösterelim. Mükemmel bir pazar kahvaltısı. Krep. Kreplerimizi yapmaya başladık. Burada çayımız demleniyor. Burada da patateslerimiz kızarıyor. Değil mi? Burada da domates kızarıyor. Evet, orada da domates kızarıyor. Domates. Kırmızı mı domates? Evet, bu kırmızı domates. Bravo sana. Salatalık da yeşil. Salatalık yeşil mi? Evet. Vay canına. Salatalık yeşilmiş, öğrendiniz mi? Domates yeşil. Sen dün nerelere gittin? Denize. Güzel miydi, eğlendin mi? Deniz kenarına gittim. Deniz kenarına gittin. Eğlendin mi peki? Evet. Aferin sana. Sen gözlüğünü taktın bugün anne. Farkındayım anneciğim. Bu kırmızı domates sen. Ama düşürdün. Ben alayım. Ver bakalım, yıkayalım bir daha. Yıkayalım. Yıkadık. Daha çiğmem anne. Aferin. Anne, bir dahaki sefere benim domatesimi düşürürsem sen benim domatesimi alırsın. Tamam. Anne. Seni göremiyorlar ama gel biraz istersen. Nasılsınız de sor bakalım. Nasılsınız? Önündeki gözlüğüm var. Biz çok iyiyiz değil mi? Biz çok iyiyiz. Çok şükür. Çok şükür, biz gayet iyiyiz arkadaşlar. Ya seni ağzını geç. Aferin sana boncuk. Kaç bakalım. Allah! Böyle ustalıklarda yapabiliyorum. Ben de ustalıklarda yapabiliyorum. Sen ustasın zaten. Ben de onun gibi yapabiliyorum bunu. Düşmez gözlüğüm. Düşer. Aç kolunu. Gideceğim. Cumartesi gününüz nasıl geçti? Güzel miydi? Keyifli miydi? Güzeldi. Çok keyifliydi. Güzeldi. İncir altı kent ormanı gerçekten efsaneymiş. Evet ya. O kadar incir altına git. Bir kere kent ormanının içine girme. O da benim ayıbım. Anne, benim evet. Kent ormanımı geçen girmemiştik. Evet, çok güzeldi değil mi? Ama girmemiştik. Bir sürü ağaç vardı, deniz vardı. Sen ne yaptın deniz kenarında? Deniz kenarında taş attım. Evet. Taş. Deniz kızı bebeğini de kumlara, taşlara gömdün değil mi? Evet. Saçını da mı gömdün? Evet. Bir de üstünü de gömdüm. Bir de kuruğumu da gömdüm. Aferin sana. Biz kahvaltıyı hazırlayalım. Ondan sonra gidelim. Anneciğim. Ne oldu? Giyineceğiz mi? Neden giyinelim anneciğim? Evdeyiz şu an. Ama denize gideceğiz ya. Anne gideceğiz. O hala o gün dün denize giremediği için İçi içini yedi. Hava serin anneciğim. Denize gidemeyiz. Hava babaya serin. Söyleyelim bizi haftaya götürsün ama, tamam mı? Neden? Şimdi hava soğuk. Su soğuk. Giremeyiz. Geliyoruz, kahvaltıda görüşürüz. Kahvaltı soframız hazır arkadaşlar. Kreplerimiz tamam. Yumurtalarımız tamam. Burada krep yiyen bir cincom var. Ne yiyorsun sen? Krep. Güzel olmuş mu? Olmuş. Hayret. Bu sefer beğendin yani. Beğendim. Öpücük atar mısın? Elif. Kahvaltıdan sonra görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Biz kahvaltıdan sonra ne yaptık bir bilseniz. Kahvaltıyı yaptık. Siz benim bir sürü iş yaptı zannediyorsunuz ama öyle değil. Dedik kahvaltıdan sonra birer kahve içelim. Kahveyi içtik.
Sonra dedim ki uzanayım böyle, hani biraz sohbet muhabbet ettik. Elise yatıracağım saat böyle yaklaşmıştı. Elise sütünü verdi. Elise'nin yanında uzandım. Elise'nin yanında uzanırken, Elise uyuturken kendim de uyudum. Biz uyuyunca Armağan da uyumuş. Koca bir pazarı uyuyarak geçirdik resmen. Hiçbir şey yapmadık. Uyumuşuz ya ya. Anne kucağına geldi ya. Bir saat falan oldu kalkalı. Ayılmaya çalışıyorum. Baktım evde böyle yemeklik, iç açıcı bir şey kalmamış. Akşam üstü de oldu. Pazara zaten gitmiyoruz biz, biliyorsunuz. Bu korona muhabbetlerine çok kalabalık oluyor pazarlar. O yüzden gitmiyoruz. Dedim ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım. Mercimek köftesi yapacağım şimdi. Canım istedi. Rüyamda mı gördüm ne olduysa. Daha doğrusu bakliyat dolabına baktım. Mercimeği görünce aklıma ilk o geldi. O yüzden dedim mercimek köftesi yapayım. Mercimeği haşladım şimdi. İçine köftelik bulguru da koydum. Armağanı da markete gönderdim. Marul yok, maydanoz yok. Bir de şey yok. Salça. Salçam da bitmiş. Yani biber salçam var da domates salçası bitmiş. Onu da al dedim. Onu markete gönderdim işte. Anne kucağına geleceğim, kucağına. Böyle hala uyku sersemiyim ya. İnsan az uyuyunca ayrı bir kötü oluyor. Fazla uyuyunca ayrı bir kötü oluyor. Seni uyutacağız derken sen bizi uyuttun küçük hanım. Evet. Nasıl uyuduk biz? Göstersene nasıl uyuduk. Böyle uyuduk. Nasıl sarıldın da uyuduk biz? Bana nasıl sarıldın sen? Ben sana sarıldım, sen de bana sarıldın. Böyle uyumuş kalmışız biz, değil mi? Evet. Vallahi ben Elisa uyutacakken Elisa Hanım beni uyuttu böyle. Böyle böyle. Tamam. Mercimek köftemi yapayım bari şimdi. Acıktım. Detoks çayını da içiyorum biliyorsunuz. Yemeklerden bir saat önce. Yani yemeklerden derken sabah ve akşam yemeğinden bir saat önce. Aç karnı içilmesi gerekiyor. Onu da yapayım şimdi. İkincisini, birincisini sabah içmiştim gördünüz. İkincisini de yapayım. Onu da içelim. Onu da içelim. Dili bozuk ya, dili bozuk, dili bozuk. Öyle işte. Vallahi bomboş bir vlog oldu. Hiçbir şey yapmadım bugün. Hiçbir şey yapmadık. Evet. Bol bol Elis'i çekeyim size bugün. Elis doş vlog olsun. Değil mi? Evet. Evet. Şimdi acını yedim. Saça başa bak, uyurken nasıl dağılmış. Evet. Elis doşa bıcı bıcı yaptırırız. Elis doşa bıcı bıcı da çekeriz. Hayır, benim bıcı bıcı. Değil mi? Bıcı yapmayalım mı? Yapmayalım ama. Aa hayır. Sen bıcı bıcı yapmayalım mı dedim, ben mi yanlış duydum? Bu kulaklar yanlış mı duydum? Evet. Yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Yapmayacağız. Aman tanrım, ben şok. Ben şok. Nasıl hoşuna gidiyor değil mi? Çok belazım. Ay ne güzel güzel. Sen çok belazım. Sen çok belazım. Burnumu kıracağım şimdi. Dur zaten kırık. Öyle işte. Hadi mercimek köftemizi yapalım. Hayır anne, kucağımdan inlemezsin. Ben senin kucağında değilim ki. Sen benim kucağımdasın. Sen benim kucağımdan inlemezsin. O yüzden sen ineceksin kucağımda. Hayır, sen benim kucağımdan ineceksin. İyi de sen oturuyorsun benim kucağımda. Ben oturmuyorum ki senin kucağında. Nasıl ineyim? İyi. Atlamayacağım. Öpücük at, atla. Anne, atlamayacağım. Bu mevzu böyle sürer gider, bu vlog da bitmez böyle. Ama marketten geldim. Markete salça işte şey alsın diye gönderdim. Bir poşet atıştırmalıkla geldi. Salça almış arkadaşlar. Bir tane iceberg. Şöyle. Burada bir tane maydanoz var. Bir de böyle yarım kilo, bir kilo kadar bir havuç var. Yarım kilo kadar bir havuç var. Ne kadar, ne kadar? 13 tane havuç var. 13 tane. Peki salladın ama umarım tutmuştur. Evet. Elini oradan çek anneciğim. Sen görünmüyorsun. Ben mi? Evet. Böyle işte beyleri markete yollayınca, ha bir de bana bunu almış. Kahve falan içiyorum ya. Böyle bir kahve bardağı almış.
düşünceli de bir beyim var yani. Şimdi atıştırmalık almış ama. Bir de bana kahve bardağı almış. O kahve bardağı değil. O bizim Seymen gibi, kahvemiz gibi. Evet. Bu bardağın aynısından Seymen'de de var. O yüzden Elis diyor ki o senin kahve bardağın değil, o Seymen'de benim bardağım gibi. Bunun için şeyi yaptım bu arada şimdi. Detoks çayımı. Biraz ılısın. İçmeye başlayacağım. O sırada da artık soğanları falan keserim. Soğan salça kavuracağım. Baharatlar. Onlar bunlar. Lezzetli bir mercimek köftesi yapacağım. Mercimek köftesi mi? Evet. Arkadaşlar göstereyim hemen size de. Şimdi elimde sıkıp sıkıp tabağa yerleştireceğim. Ben her seferinde aynı tariften yapıyorum. Bir su bardağı mercimek. 1,5 su bardağı da köftelik bulgur. İçini nasıl seviyorsanız, içine normalde taze soğan da atılıyor ama benim taze soğan midemi yaktığı için ben kullanmıyorum. O yüzden böyle yapıyorum. Mercimeği 3 su bardağı suda haşlıyorum, yani kaynatıyorum. İyice böyle suyunu çekene kadar. Sonra içine şeyi atıyorum. Köftelik bulguru 1,5 su bardağı. Klasik su bardağı bu arada. Şu her evde bulunan klasik su bardaklarıyla ölçüp. Bir 30 dakika kadar öyle ikisini bekletiyorum, kabarıyor. Kabardıktan sonra da bir tane soğan büyük. Soğanı kavuruyorum. Salçasını ekliyorum. En son ocaktan almadan tuzunu, baharatını ekliyorum. Ondan sonra tenceremin içine onu döküyorum. Biraz soğuduktan sonra yoğuruyorum. En son artık ılımaya geçince de yeşilliklerini atıyorum. Yani dediğim gibi taze soğanla da çok güzel oluyor ama benim midemi yaktığı için ben kullanamıyorum maalesef. Bir de şey yaptım ocağa. Havuç aldırmıştım Armağan'a. Havuç rendeledim. Tarator yaptım bir de yanına. Onu da yeriz diye düşündüm. Tarator da çok seviyorum çünkü ben. Bayağı lezzetli bir şey oluyor tarator. O yüzden dedim yapmışken onu da yapayım. Bugün böyle şey gün menüsü gibi oldu. Yani gün menüsünün yanından geçemez iki tane şey ama. Akşam yemeği değil de daha çok beş çay kıvamında bir akşam yemeği yiyeceğim. Uyuduk. Ne yapalım? Uyumasaydık daha farklı şeyler yapabilirdik bugün. Elis Hanım'ı uyutacağız diye kendimiz bayıldık. Hatay'da daha farklı yapılıyor galiba bu. Daha acılı falan oluyor. Ama ben Elis'e de yedirdiğim için çok acılı yapamıyorum maalesef. Bayağı bereketli ve doyurucu bir şey olduğu için ben bunu normalde de çok seviyorum. Bir de gerçekten bereketli oluyor bulgur falan şiştiği için. Şöyle göstereyim size hemen. Böyle diziyorum. Artık bunları bitireyim. Tenceremdekileri. Ondan sonra yemeğe geçerken görüşürüz. Ne yiyorsun sen? Ne o? Ne o? Bu... Köftesi. Mercimek köftesi. Mercimek köftesi. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Olmuş. Sevdin mi? Vurma anneciğim çatalımızı. Muruldu yani. Hadi ye bakalım.
Her yere dökülecek tutamadı. Evet. Gel baba yapsın. Bir tane büyüğe sar istiyorsan böyle hepsinin içine koy. Yapamadın mı? Yapamadım. Tüh, ne yapacağız şimdi? Bilmiyorum. Önce de ayran içeyim. İç anneciğim. Bu arada Salih abiye teşekkür ediyoruz. Salih Keseci'ye. Ah, afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Alıkım. Biz sizi hayranlıkla izliyoruz. Hala da izlemeye devam ediyoruz. Ama nasıl yiyor ya? Baygın bir şekilde resmen karşınıza geldim. Saat bayağı ilerledi. Bugün hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Böyle tövbe yarabbi, üstüme ölü toprağa serpilmiş gibiyim. Hiç halim yok. Muhtemelen deniz kenarında acayip rüzgar çarptı. Çünkü böyle hafif bir baş ağrısı da var. Ya da bugün Elis'le beraber uyudum. Ondan dolayı da baş ağrım olabilir. Ama bildiğiniz aptal gibiyim. Yani uyumuş kalmışım, keşke uyumasaydım ama böyle aralarda uyuduğum zaman gerçekten aptal gibi yapıyor benim. Bugün de öyleyim. Hiçbir şey yapmadım inanın. Yemekten sonra sadece TV izledik. Başka hiçbir şey yapmadık. O yüzden de video çekmedim doğal olarak. En son Elis'in yemekteki halini çektim. Onun dışında hiçbir şey yapmadığımız için video çekemedim. Böyle şey, garip bir halim var yani. Nezle grip gibiyim. Bir değişeyim. Bakalım ne olacak. Acaba şeyden mi diyorum, detoks çayının yan etkisi falan mı diye düşünmeye başladım. Yarın da böyle olursa onun yan etkisi falandır diye düşüneceğim herhalde. Bakalım nasıl olacağım yarın. Deniz kenarında acayip rüzgar vardı. Ben o çarptı diye yorumluyorum. Bir de Elis'le beraber dediğim gibi uyuduğum için beni ikisi çarpmıştır diye düşünüyorum ama çayın yan etkisi ise onu da bilemiyorum açıkçası. Böyle gıcık bir baş ağrısı var yani, çok hafif. Sanki böyle ağrıyor, ağrımıyor arası. Böyle korona değilim ama çok şükür ondan eminim yani. Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insan böyle tedirgin oluyor. Ateşim falan var mı diye baktım ama öyle bir şeyim yok. Böyle boğaz ağrısı falan yok. Nefes almakta bir zorluk yok. O yüzden aklıma onu getirmiyorum. Kötüyü görmüyorum. Öyle değilimdir herhalde. Kimseye yaklaşmadığım için, birkaç tanıdığımız dışında muhtemelen değilimdir. Çayın yan etkisi olabilir dediğim gibi. Bakacağız, bir iki gün daha deneyelim bakalım. Böyle devam ederse gerçekten çok böyle şey, enerjik de hissetmiyorum kendimi, işin garibi. Ya Elis'le beraber uyudum diye, ya çaydan, ya sahil kenarında çarptı diye rüzgar. Bilemedim. Sabah kalkınca bakacağız bakalım, enerjik miyim değil miyim. Bugünkü vlog böyle oldu yani, hiçbir şey yapmadık. Bütün pazarı yatarak geçirdiğimiz için affola, size değişik yerler gösteremedim bugün. O yüzden kusuruma bakmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin böyle bir vlog olduğu için. İnşallah bir sonraki vlogda daha enerjik, daha bomba gibi görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna tıklamayı, aşağı yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.